Günaydın değerli öğrenciler. Bu haftaki konumuz MOOC clip yapmak. Yalnız Perşembe günü tatil olmasından dolayı yaklaşık 6 dersim, tabii 3 sınıfa dersim vardı orada. Toplamda 6 ders. Bu sınıflara bu önemli dersi anlatamamış olacağım. Bu da alternatif olsun diyerekten burada konuyu ayrıntılı bir şekilde vermek istedim. Yaklaşık 15 dakika sürecek bir videomuz. Konunun ayrıntılarını ben size burada anlatırken siz videoyu inceleyeceksiniz. Eğer kafanıza takılan herhangi bir şey olursa, anlayamadığınız bir şey olursa mutlaka bana dönüt verin. Hocam ben burayı anlayamadım diyerekten tekrar anlatırız, sorun değil. Bu dersi işlemiş olduğum sınıflar da bu videoyu tekrar izlesinler. Eğer derste unuttukları, aklına gelmeyen bir şeyler varsa buradan telafi edebilirler. Cuma günü yarın umarım okul olur. 6. sınıfına dersim var. Oradaki öğrencilerle bu dersi işleyeceğiz. Onlar da bu videoyu izleyerek derse ön hazırlık yapmış olacaklar. Movie clip yapacağız dedik. Yapmak istediğimiz şey soldan sağa doğru hareket eden basit bir araba. Tekerleklerini döndüreceğiz. Bizim asıl odaklandığımız şey burası. Tekerleklerin aktif bir şekilde dönmesi, yani bir rutin dönme hareketi verebilmek. Malumunuz Flash programı profesyonel bir program, basit bir resim çizme programlarından farklı. Dilediğiniz şekilde özgürce kod kullanmasanız dahi güzel çalışmalar yapabilirsiniz. O yüzden bu derslerimizde artık Flash'in içerisine girmeye başlayıp Flash'in zevkli kısımlarını görmeye başlıyoruz. Evet, hızlı bir şekilde Movie Clip'imize başlayalım. Öncelikle aracın tekerleklerinden, katman 1'deyim, frame 1'deyim. Aracın tekerlerinden başlayarak şuradan oval tool alıyorum. Oval tool'u shift tuşuyla beraber oluşturuyorum. Shift tuşuna basarsam malumunuz şeklimi düzgün çıkartır. İçerisindeki renk beyaz olduğu için beyaz göründü. Ben bunu siyah yapacağım. Siyah çevirip boyayacağım. Şimdi ben bir tane daha bu defa gri bir yuvarlak alacağım. Rectangle değil, oval tool alacağım tabii. Yine shift'e basıyorum. Biraz daha küçük olacak bu. Daha sonra birini diğerinin içerisine yerleştiriyorum seçip. Tabi bunun düzgün olması gerekiyor. Aksi halde aracımızın tekerlekleri yamuk yumuk döner. Evet, bunu yaptık. Aracın şu tekerlek bölümünü, burası işte jant bölümünü gösterecek. Yalnız biz artık tekerlek ve jant diye ayırmayacağız. Bunu bir bütün olarak değerlendireceğiz. Aracımızın tekerlerini seçiyoruz. Daha sonra sağa tıklayıp Convert to Symbol, yani Türkçesiyle sembole çevir seçeneğiyle tıklayıp buna isim vereceğiz. Bunu şimdi sembol, sembolden de MooClip'e çevireceğiz. Tekerlek yazıyorum, isim veriyorum buraya. Fark etmez, siz başka bir şey de verebilirsiniz. Ama dikkat edin, burada Türkçe karakter kullanmayın. Ş, Ç, küçük I, Ü, O, Ö gibi pardon. Özellikle noktalı harfler küçük i dışında biraz risk arz edebiliyor. Çünkü programın orijinal dili İngilizce. Evet, OK diyoruz buradan. Şu anda Movie Clip'imizi oluşturduk. Nerede Movie Clip'imiz? Zaten library, yani kütüphanemize geldi. Şuraya gelip tekerlekten görebilirsiniz. Ya da bazılarınızın programlarında şurada zaten otomatik olarak tekerlek Movie Clip'i gelecektir. Ben tıklıyorum. Aynen şurada olduğu gibi otomatik olarak buraya gelebilir. Ben de buraya geliyor. Ben buradan açınca Movie Clip'in içine girmiş oluyorum. Evet, Movie Clip'im bu şekilde. Movie Clip'im, ben burada düzenleme yapıyorum. Düzenleme yaparken jantını biraz böleyim, parçalayayım. Döndüğü belli olsun. Önce şöyle 4'e bölüp, değil mi? 4'e bölmüş oldum. Sonra işlerini farklı renklere boyayalım ki biraz anormal renkler olabilir size. Tekerlek bölüm olur diyebilirsiniz ama maksadımız zaten dönme hareketinin sağlandığını göstermek. Farklı renk olmazsa siz dönme hareketinin sağlandığını anlayamayabilirsiniz. Evet. Şimdi Movie Clip'in içindeyiz. Birinci frame'deyiz. Şeklimizi bu şekilde çevirdik. 10. frame'e gelip F6'ya basıyoruz. Ya da sağ tıklayıp Insert Keyframe dediğimiz zaman aynı işlevi görüyor. Burada cismimizi biraz bir tur çevirelim. Bir tur çevirdik. 20'ye gel. Yine F6'ya bas ya da Insert Keyframe, bir tur daha çevir. 30'a gel. Pardon, 30'a gel, F6'ya bas, bir tur daha çevir. 40'a gel, F6'ya bas, bir tur daha çevir.
Şimdi bunu böyle yaptık. Bakalım başlangıçla son aynı mı? Başlangıçta biraz daha koyu yeşil olan, turkuaz olan sade olmalıymış. Yani şunu istiyor bizden. Pardon. 50'ye gel. F6'ya bas. Biraz daha çevir diyor. Bunu istiyor. Tamam. Aralarında klasik tibin oluşturaraktan hareketimize serilik verelim. Klasik tibinlerimiz oluşuyor hızlı bir şekilde. Şimdi enter'a bastığımız zaman tekrar başlayalım. Cismin döndüğünü, yani dönme hareketi varmış gibi. Eğer ben bunları biraz daha düzgün çizebilmiş olsaydım, daha böyle şuradaki araları, yarım daireleri, çeyrek daireleri pardon, daha düzgün yapabilmiş olsam resim daha bir dönme hareketi varmış gibi algılanıyor. Biraz benim resmin konusunda yeteneksizliğimden kaynaklanıyor. Evet, şimdi move klibin içerisinden çıkabiliriz. Sahneye gelelim. Şimdi sahnemizde cisim var ama ben bu sahnedeki cismi silebilirim. Sahnem temiz olmalı. Move klibim gitti mi ben silince? Hayır. Delete tuşuyla sildim ama move klibim gene benim library, yani kütüphanemde duruyor. Ben buradan istediğim kadar sürükle bırak yapar move klibimi sahnemin içine atabilirim. Bu benim isteğime bağlı. Ve her birini Ctrl Enter ile çalıştırdığınız zaman zaten döndüğünü göreceksiniz. Hepsi dönecektir. Evet. Artık buraya atmış olduğum move klibe ben hangi hareketi verirsem vereyim, o sahnemde sergilenecek. Ben şunları siliyorum. Fazla tabi yer tutmasın. Delete tuşuyla siliyorum. Şimdi ben bunu biraz daha sahnemi büyüteyim değil mi arkadaşlar? Şunu 150 yapayım. Sahneyi. Evet, büyüttüm sahnemi. Sahnede tamam, bu sahneyi. Bunun boyutunu küçültebilirim. Tekerlerim tabii biraz küçük olması lazım. Ben çok büyük yapmayayım. Yalnız burada bir şey ihmal etmeyelim. Shift tuşuyla yaparsanız bu hareketi yine daha düzgün küçültme yapacaktır. Diğer türlü sağa sola kayar. Bir tane daha alayım. Bakın bu soldaki benim küçültmüş olduğum, sağdaki ise büyük. Sallıyorum. İşte siz, ben basit bir araba yapacağım ama siz jip yapmak isteyeceksiniz. Jipin arka tekerleri büyük, öndekileri küçük veya traktör de aynı şekilde de arka tekerler büyük yapabilirsiniz. Ben bu aynı boyutta olsun istiyorum. Yine shift'e basıp bunu da küçültüyorum. Çok küçülttük. Galiba işte ikisi de. Bu aralık iyidir tekerler arasında. Birinci frame'deyim. Her ikisini seçtikten sonra şöyle sol tarafa aldım. Değerli gençler. Tamamdır. Şimdi birinci frame'de Ctrl Enter'a basarsanız tekerlekler şu anda dönüyor. Yalnız hareket yok. Aracın üstü de yok, kabin de yok. 100. frame'e kadar geleyim. 100. frame'e kadar bu cisim F6 ya da sağ tıklayarak Insert Keyframe dediğim zaman, birinci frame'de ve 100. frame'de cisimler aynı yerdeler. Yalnız ben ne istiyorum? Hareket istiyorum. Dolayısıyla 100. frame seçtirirken cismin nerede olmasını istiyorsam oraya sürekli bırakıyorum. Bir kısmı sahnenin dışına çıksın istiyorum. Çok çıkarttık sanki. Evet. Arasında klasik tweet oluşturuyoruz. Şimdi Ctrl Enter'a bastığımız zaman evet, tekerlekler hareket ediyor ve tekerlekler soldan sağa doğru kayıyor. Bir araç hareketi varmış gibi. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra tabii işin asıl konusu burasıydı. Bundan sonra daha teferruat, yani kabin kısmı. Kabin kısmına gelelim. Yeni bir katman ekliyoruz. Katmanda birinci frame'e gelip yalnız bir burada move kliplerin olduğu katmanı kilitleyelim ki bir sıkıntı yaratmasın. Kilitledik. Artık move kliplerin olduğu katmanda herhangi bir işlem yapılamaz. Ta ki ben kilidini açana kadar. Evet. Kabin kısmını yapalım. Şuradan. Kusura bakmayın, resim çok kötü. İdare edersiniz umarım. Siz de çok daha güzel çalışmalar yaparsınız. Bundan eminim. Benim resmim hiç 5 olmadı. İlkokulda bir kız arkadaşımız vardı. Ben onun matematik sayısal dersine yardımcı oluyordum. O da benim resimlerimi yapıyordu. O şekilde not alarak geçtik. Tabii siz bunu örnek almayın. Hoş bir davranış değil. Evet, aracımızın kabin kısmı. Buna bir de kapı çizelim. Bütün
bütün bir kapı, cam ve kapı beraber. Evet. Tamamdır. Evet, bütün bağlantıların tam olduğuna dikkat edin gençler. Gördüğünüz gibi bütün köşeler birbiriyle ilişkilendirilmiş durumda. Ben herhangi bir köşeyi birbiriyle bağlamazsam içine renk veremem. Metalik bir gri yapayım. Ve içini bu gri ile boyayacağım. Dediğim gibi eğer herhangi bir bölümde açıklık olsaydı şu alanı dolduramazdım renkle. Çünkü flash tamamının kapalı olmasını, nereye boyayacağını bilmek ister. Bir çerçeve oluştur, ben o çerçevenin içerisini doldurayım der. Çerçevenin kaç köşeli olduğu, ne kadar büyük boyutta olduğu önemli değildir. Önemli olan kapalı olmasıdır. Dolayısıyla biz de buraya kapattık ve gri yaptık. Kapı kısmını biraz daha koyu gri yapalım ki kapı ve pencere olduğu belli olsun. Pencere bölümünde tekrar dediğiniz gibi düzenim yapalım burada da. Pencere bölümünü de ayıralım diğerinden. Ayırdıktan sonra orayı ayrı bir kutu yaptığınız için renk verebiliyorsunuz. Burayı daha şeffaf yapalım ki pencere oldu belli olsun. Şeffaf bir renk seçtik bu şekilde. Biraz saçma olan metal edin gençler. Sonuçta profesyonel resimci değiliz. Amatörüz. Ama amacımız zaten resim çizmek değil. Programımıza resmi yerleştirmek. Evet. Şimdi birinci frame'e aldık bunu. Şimdi resmi oynatırsak alttaki layer'da birinci frame'den 100. frame'e kadar oynuyordu tekerlerimiz. Ama bizim kabin bölümüne şu anda herhangi bir hareket vermediğimiz için ve 100. frame'e kadar onu göstermediğimiz için ve klasik TV'ni oluşturmadığımız için tekerler hareket edecek. Yalnız kabinimiz olduğu yerde kalacak. Bakalım öyle mi oluyor. Aynı dediğimiz gibi tekerler hareket ediyor ve kabin kalıyor. Çünkü kabin hareket vermedik. Kabin 1. frame'deyken buradaysa 100. frame'e geliyorum. Ya burada da F6'ya basıyorum ya da Insert Keyframe diyorum. Insert Keyframe dedikten sonra 100. frame'de artık okunur hale geldik ve 100. frame'de bizim çalışmamız nerede olmasını istiyorsak, evet, burada olmasını istiyoruz. Evet. Ve arasında da aynı az önce olduğu gibi Create Classic Twin diyerek daha düzgün hale getirdik. Kabinimiz ve tekerlerimiz aynı anda beraber hareket ediyor. Dikkat edin, tekerler dönüyor. Fark ettiyseniz. Evet. Şimdi odaklanacağımız şeyi aslında yaptık. Buna bir de basit olarak yapalım. Yeni bir katman oluşturalım. Siz bunu süsleyebilirsiniz. Ben şimdi basit bir yol yapacağım gençler. Yolda hareket eden bir araç gibi düşünebilirsiniz ama siz arka plana ağaç koyabilirsiniz, ev koyabilirsiniz. Hatta şunu söyleyeyim size, erinmezseniz, vaktiniz de varsa daha önce öğrendiğimiz bone tool özelliğiyle ağacın dallarına hareket verebilirsiniz. Başka bir katmanda yağmur ya da kar yağdırabilirsiniz klasik tipin özelliğiyle. Artık tamamen size bağlı. Şu anda tabii biz geçen hafta guide özelliğini gördük. Guide özelliğiyle ben şurada düz bir sistem yaptım size ama bunu yaptıktan sonra guide özelliğiyle kendiniz bir kılavuz çizip, yani kılavuz özelliğiyle add motion guide özelliğiyle yeni bir katmanda buna kılavuz çizerek S'ler çizerek gitmesini sağlayabilirsin. Düz hareket eden bir araç değil de S'ler çizebilir. Tabii ki bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben size şu anda asıl odaklanmanız gereken şeyi söylüyorum. Siz bunu süsleyebilirsiniz. Yeni katmanımıza basit bir yol yapıyoruz. Tabii öncesinde buraya da kilitliyorum. Yolumuzu çiziyoruz. Alın size yol, bu kadar basit. Tabii bunu yol yaparken bu kutunun etrafını kapatıp bunu bir kapalı kutu haline getirip içine renk de verebilirsiniz. 100. frame'e kadar bir yol görünsün. F6'ya bastım ve Ctrl Enter'a bastığım zaman sanki yolda hareket eden bir araç varmış gibi algılanmakta. Değerli öğrenciler, benden bu kadar. Artık gerisi sizin işiniz. Çalışmalarınızı en kısa zamanda bekliyorum. Yapanlar bana Facebook'ten göndersinler.
Gönderirken de adınızı, soyadınızı, sınıfınızı ve çalışmanızın ismini mutlaka yazın. Onlar bende depolanıyor ve sınavlarınızda olumlu manada etki edecektir diyorum. Hepinize hayırlı günler, kolay gelsin.